Bayram, bir topluluğun, bir cemiyetin hep birlikte, sevinç içinde, mutluluk içinde kutladığı gün anlamına gelir. Gün demektir. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk'te bu kelimenin Bazram'dan geldiğini ve bütün Türk topluluklarında, boylarda az çok farkla bu şekilde kullandığını ifade etmektedir. Dini bayram, milli bayram olmak üzere iki kategoride incelenir. Dini bayramlar, her kutsal dinin kendine özgü bayramı vardır. Mesela Yahudilerin Pesah, Yom Kippur, Roşana gibi bayramları, Hristiyanların da yortuları, Meryem Ana'nın yükselişi, Hamsin yortusu gibi değişik yortuları vardır. Müslümanlara gelince Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere iki tane dini bayramı vardır. Ramazan Bayramı herkes de biliyor ve idrak ediyoruz ki Ramazan ayının bitiminde Şevval ayının 1-2-3 günleri, Kurban Bayramı da Zilhicce'nin, yani hacıların Arafat'tan sonraki gün başlayan dört günde kutladığı bayramdır. Koçumuzu alalım efendim. Şöyle bir ekranı açın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mithat, koç kaybolmasın. Bunu al bir tarafa. Peki, teşekkür ediyoruz. Hadi sağ ol. Türk milletinin milli bayramları, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının tarihi olan milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizler öncelikle gençliğe önem veren, Atatürk de zaten bu ülkeyi gençliğe emanet etti. Gençliğe önem veren bir vakıf olarak, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak, BİSAV olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm ülkede coşkuyla kutlanmış olmasından dolayı öncelikle hem çok memnunuz hem de vakıf olarak bu faaliyetlere komple katılıyoruz. Amacımız gençlerimizin birbirlerini severek, sayarak geleceğe ümitle, umutla bakmaları, neşeyle, eğlenceyle bugünleri anmaları ama bir daha o günleri yaşamamak üzere de dersler çıkartmaları. Cumhuriyetimizin ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bugün biraz açıklayacağımız Zafer Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere de bizim milli bayramlarımızdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizin en önemli milli bayramlarından birisidir. 30 Ağustos Zaferine giden günlerde hepimiz biliyoruz ki Sevr Anlaşması, Mondros Anlaşması ile beraber bizim topraklarımızın hemen hemen birçok yeri İtalyan, Fransız, Yunan ve İngilizler tarafından kuşatılmıştı ve işgal altındaydı.
30 Ağustos zaferine giden günler bu işgalden kurtuluşun günlerinin hesaplanmasıydı. Bunlar için de özellikle yapılan tüm faaliyetleri, sosyal kültürel etkinlikleri, işlerinde önemli mesajlar içeren yapılarla kutlanmasına biz çok önemsiyoruz. Ve diyoruz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hepimize kutlu olsun diyerek bunu da nerede kutlanıyorsa, bu kutlamayı nerede yapılıyorsa ona biz de katılım sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde de çok çeşitli her bir noktada kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerini inceledik, araştırdık, baktık, gördük ki en iyi kutlayan Etimes Belediye Başkanımız Enver Demirel. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bugün 16.sını icra ettiğimiz Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimize uzaktan yakından teşrif etmiş, bu festivalimizin oluşmasında katkı sağlayan bütün sivil toplum kuruluşlarımız, ülke temsilciliklerimiz olmak üzere bütün katılımcılara, burada bugün bu güzelliğe ulaştıran siz sevgili hemşehrilerimize hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili hemşerilerim, bugün 30 Ağustos. Biliyorsunuz, Ağustos ayı Türk milletinin tarihinde gerçekten çok önemli zaferlerin olduğu aydır. İşte yine bir 26 Ağustos'ta başlatılan büyük taarruz ve başında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu 5 gün süren ve 30 Ağustos'ta da tamamlanmış olan, Zafer Tepesi'nde tamamlanmış olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın bugün 97. yıl dönümündeyiz. Ve asırlar Büyük Osmanlı'yı ve Türklüğün büyük soyunu gururla sahiplendi.
Enver Demirel'in katkılarıyla tüm eti ve süt sınırları içinde büyük bir coşkuyla, enerjiyle kutlanan bu bayramın bundan sonraki zaman diliminde de daha güzel etkinliklerle kutlanarak milli birlik ve beraberliğimize hizmet edeceğine inanıyoruz. Allah bu millete 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlu kılsın, mübarek kılsın, kutlayanlara da selamlar, muhabbetler olsun. Büyük sınırıyla, düşmanına, dünyaya, büyük Türkiye'm dedi, Türkiye Cumhuriyeti'm dedi. Ve bu gençlik Türkiye'nin yarınının büyük kimliğidir. Ve bu gençlik Türkiye'nin yılmaz, bıkmaz, büyük bekçileridir. Anka, Anka kuşu küllerinden var olan dörtlük sönmez ateşiyle. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Büyük Fener alayı. Bu alev yüreğin alevidir. Bu alev Türk'ün kan ateşidir. Yaşasın Türk'ün. Ne mutlu Türk'ün diyene. Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, büyük saygıyla bu vatan için canını var etmiş, canını vermiş evinden olan bütün evler, bütün yürekler için. Bundan dolayı tüm ülkemizin büyüklerine, Cumhurbaşkanımıza, ülkemizi yöneten büyüklerimize, bakanlarımıza bu mesajları düzgün bir şekilde gençlerimize veren, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimseyen, birlik, beraberlik ve aynı zamanda barışın simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını ve bundan sonraki zaman diliminde de bir daha asla o günleri görmeyeceğini ve herkese ışık olacağını ümidiyle bu projede, bu faaliyette çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, göklerde yanan büyük ay yıldız, büyük Türk'ün büyük imzasıdır. Göklerde yanan yarının, günün büyük Türk'ün imzasıdır.